şu ortaya çıkmış oldu aslında, hiçbir şeye hazırlıklı olmayan bir iktidar. Ve bütün söylediklerinin lafta olduğu ortaya çıkan bir iktidar. Ve bunu kapatmak için, bunun öğrenilmemesi için algı yönetmeye çalışan bir iktidar. Şimdi dünyada artık bütün bilimler afetlerde, afet öncesi, afet anında ve afet sonrası için hazırlık yapar. Bu zeminle ilgili, selle ilgili, bütün yani her aklımıza gelen yangınla ilgili birçok şeydi. Ama burada bizim tanık olduğumuz orman yangınlarına da, selde de, depremde de hakimiz deniyorlar. Ama hakim oldukları kendi cepleri, kendi yandaşları ve kendi yakınları. Vatandaşın ne yaşadığı, ne olduğu, ne bittiği ile ilgili hiçbir bilgi sahibi olmadıkları gibi öğrenmek isteyenlere de engel olunmakta. Neden bunu söylüyorum? Şimdi deprem öncesine baktığımızda, deprem öncesi aslında bina yapılmaması gereken yerlere binalar yapıldı. Ve imar rafları getirildi. İmar rafına da o Türkiye'nin en büyük ihtiyacı olan barış kelimesini kullanarak imar barışı dediler. Ve altında insanların yaşamına mal oldular. Kolonları kesilmiş yerlere marketler açtırdılar. Garajlar yaptırdılar. Düğün salonları yaptırdılar. Ve bunlara seyirci kalındı. Bu ölümlere sonra da kader planı diye bir manşet atmaya çalıştılar. İnsanları ikna etmeye çalıştılar. Ondan öncesinde hiçbir hazırlık olmadığı gibi insanları eğitme konusunda bir hazırlık yoktu. Herkes hatırlayacak, Düzce depreminin yıl dönümünde ne dediler? Bütün Türkiye'de bir tatbikat yapıyoruz. Çök, kapan, tutun. Ama çöküş iktidarda oldu. Enkaz altında soğukta donarak yaşamını yitirenlere tanıklık ettiler. Barınamama ortaya çıktı, beslenememe çıktı. Kaotik ortam. Ve atadıkları yöneticilerin çoğu liyakatsız, kafa kol ilişkisiyle oldukları, para peşinde, mevki peşinde koştukları ortaya çıktı. Yani öncesinde de anında da bir hizmet yoktu. Sağlık açısından problemler çok büyük. Neden çok büyük? Bir kere hem ilk yardım konusunda sıkıntılar yaşandı, yaralılar konusunda sıkıntılar yaşandı ve burada bir kere bütün sağlık kurumları bu olaydan etkilendiler, hasar gördüler. Hastaneler, ASM'ler, yani aile sağlık merkezleri, bunlar da ciddi hasar gördüler. Ve bu hasarlarla beraber burada bir diğer problem şu ortaya çıkmış oldu. Kronik hastalığı olanlar, hamile olanlar, bebekler, çocuklar, bunların ciddi problemleri ortaya çıktı. Ve problemleri harada çıkacak. Beslenemedikleri için, soğukta kaldıkları için, ruhsal problemleri, bunlarla ilgili ciddi bir yardım, organizasyon yok. Ve var olan sağlık çalışanlarının çoğu da kendi kayıpları olduğu için, insan kaynakları açısından kendileri mağdur oldukları için onlarla ilgili problem var. Gönüllülere geldiklerinde gönüllülere engel olunmaya çalışıyor. Dün Samandağ'ında sağlık çalışanları bir yer açmıştı. Oraya da engel olmaya çalışıyorlar. Neredeyse her yere bize bağlı. Çalışırsınız, biz ne dersek onun olması gerektiği konusunda bir çalışma yürütülüyor. Ama sağlık ne hastane ile, ne merkezle, ne de doktor ve hemşire ve sağlık çalışanları çözecek bir sorun değil. Çünkü sağlıkta olması gerekenler korumak, önlemek. Nasıl ki depremde korumak, önlemek önemliyse, sağlıkta da korumak önemli, önlemek önemli. Nedir? Temiz içme suyu ve insanların günlük ihtiyacını kullanabileceği kadar suyun temin edilmesi. Bu banyo, el yıkama, yüz yıkama, ayak yıkama ve buna benzer çamaşır yıkamak için. Ve buna yönelik deterjan, hijyen malzemelerinin olması lazım. Çamaşırların yıkanması lazım. Konakladıkları, kaldıkları yerin hijyeninin sağlanması lazım. Artı soğuk olduğu için çeşitli hastalıklara yönelik aşıların yapılması lazım. Yani çocuklarda kızamık için ortam. Artı temizliğin yapılması lazım. Yani bu ilçe merkezlerinde, kent merkezlerinde temizliğin yapılması lazım. Bir taraftan gıdalar geliyor, bir taraftan başka şeyler geliyor. Her taraf çöp yığınına dönüşüyor. Sıcaklar, şimdi burası daha soğuğun egemen olduğu bir yer. Sıcaklar başladığında bu sıcaklarla beraber bir yığın mikroorganizmanın üreyebileceği ortama dönüşecek. Burada bunlara yönelik bir çalışmanın, temizlik çalışmalarının yürütülmesi lazım, ilaçlanması lazım. Ve insanların beslenebilmesi, ama bilinçli kalori hesabıyla beslenebilmesi lazım. Ve o yemeklerin tekrar bir steril
ortamda hijyen koşullarına göre yapılması lazım. Bütün bunlara baktığımızda hala bir öyle bir anlayış yok. Dikkate alınmıyor ve görmemesi deniliyor. Ve insanlar kent merkezine, ilçe merkezine yoğunlaşıyor. Kırsal kesimlerle ilgili ciddi bir çalışma yok. Kırsal kesimde de ciddi bir nüfus var. Ve kırsal kesimde yaşamını devam ettirmek, hayvanlarının yaşamı için tekrar bu konuda çaba harcayanlar var. Onlarla ilgili çalışmalar da ciddi anlamda yürütülmemekte. Bir diğer problem ana dili meselesi. Ana dili meselesinde sağlık hizmetlerinde korumak, önlemek için yani Arapça ise Arapça, Kürtçe ise Kürtçe o konuda onlara eğitim vermek lazım. Bu konuda da yeterince bir destek, hizmet görülmemekte. Yani şimdi bunları çeşitli başlıklara ayırmak lazım. Bir, artık ilk bu Kürtçe bizim kullandığımız havar, havari, çığlık, imdat dönemi ilk dönemlerdi. İşte birinci, ikinci, üçüncü gün. Ya o havara, havariye yetişmek, kurtarmak, katkı sunmak, yaraları iyileştirmek. Ama bundan sonraki süreç yaraların derman olmadığını. Bir, kayıpları olanlar, yalnız kalanlar, çocuklar, yaşlılar, bunların ruhsal desteğe ihtiyacı var. İki, yalnız bundan sonra yalnız yaşayacak olanlar, bunların yaşam alanlarının sağlanması lazım. İnsanların köyde evi yok, kentte yok, barınma sorunlarına çözüm bulmak lazım. Ve bu barınma sorunlarını yürütürken, o barınma sorununda tekrar hastalanmayacağı ortam yaratmak lazım. Tuvaleti, içme suyu, çamaşır halisi, banyo yapacağı yer ve beslenmesi. Bu konuda da ciddi bir çalışma yok. Ve bütün bunlarla beraber en çok dikkat çekilmesi gereken sizin söylediğiniz gibi korumak, aşı yapmak mesela. Hangi hastalıklar daha çok artacaksa onlara yönelik aşı yapmak lazım. Şimdi insanlar birçok kalabalık yerde kalıyor. Cilt hastalıkları, uyuz başta olmak üzere birçok cilt hastalıkları problemi çıkmaya başladı. Dermatitler çıkmaya başladı. Banyo yapamamaktan, aynı kıyafeti giymekten, temizlenememekten bunlar ortam yaratıyor. Sıcaklarla beraber bu çöpler, bu kirlilikle beraber bütün böyle enfeksiyöz mikroorganizmalar üreyecek, dizanteri, tifo, koleraya yol açabilecek hastalıklar ortaya çıkaracak. Bunlara yönelik ortam yaratılması lazım. Ve artı sağlık hizmetini verirken kurumlar yok, belli yerlere sağlık merkezleri kurmak lazım. Hem muayene edecek, hem eğitim verebilecek. Yani Kürtçe, Arapça bir eğitim verebilecek. Nasıl korunabilecekleri, nasıl önlenebilecek gerektiğinde kitler verecek. Çeşitli malzemeler verecek. Sabunu, deterjanı konusunda. Bir diğer konuda insanlar hastalandığında ilaç almaları gerekir. İlaç desteği vermek lazım. Ama düşünün ki ilaç verenlere, ücretsiz ilaç verenlere çadır satan bir zihniyet var. Şimdi Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar için bir düzenleme yaptı. Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar dışında katkı payları konusunda bir düzenleme yaptı. Ama vatandaşın cebinden ödediği paralar konusunda bir düzenleme yapmadı. Büyük şirketlere affediyor. Ama vatandaş bir reçete almış bir vatandaş eczaneye gittiğinde 150 lira 200 lira fark ödemek zorunda kalıyor. Bu parayı nereden kazanacak bu vatandaş? Üretim mi var? Yok. Yaşam alanı mı var? Yok. Her şeyi alt üst olmuş. Yani para zaten kafasına gelecek şey değil. İnsanlar çaresiz ve bu çaresizlik gibi siz onları dermansız bırakamazsınız. Derman olmanız gerekirken dermansız bir hale dönüştürüyorsunuz. Böyle bir ortamla karşı karşıyalar. Yani giderek kaotik ortam, belirsizlik bir ortam ve başvurduğunuzda çözüm üreten, önemli olan başvurduğunuzda değil, buna yönelik hazırlıklı olan tümüyle her şeyin rahat yürüyebileceği bir ortam yaratmak lazım. Bu kaotik ortamda bir de yurttaşı yormak, yurttaşı çaresiz bırakmak, mağduriyetin üstüne mağduriyet eklemektir. Tümüyle öfkeye, yalnızlığa, çaresizliğe, ruhsal çöküntüye yol açmakta. Çökmüş olan sistem yurttaşı ruhsal çöküntüye doğru itiyor ve bu çok tehlikeli bir şey. Bir kere travmanın kendisi zaten ruhsal açıdan bir ihtiyaç var. Yani şimdi diyelim ki bir, yalnız kalması, iki, o sarsıntı, kayıplar, enkazla beraber yaşanan korkunun giderilmesi, üç, yitirdiği kayıplar, anne, baba, kardeş, akraba, arkadaş, komşu, o yitirdikleriyle ilgili ruhsal desteğe ihtiyaç var. Hele hele bir organ kaybı varsa o da kendisiyle ilgili her gün yaşayacağı bir süreç ve yeni yaşama adapte olması lazım. Yani bir ruhsal rehabilitasyon, baş etme metotları, iki,
Eğer kaybettiği bir uzuv varsa ona yönelik rehabilitasyon ortamını geliştirmesi lazım. Ama bunların hiçbirisi yok. Kim var diyorsa sembolik formalite yapıyor. Kağıt üzerindeki bir işlemdir. Burada birçok işlem kağıt üzerinde yapılıyormuş gibi görünüyor. Yani bu ülke aslında mış gibi yönetiliyor. Mış gibi gösteriliyor. Her şey olmuş gibi aktarılıyor. Ama yaşamın kendisi mış gibi değil. Tümüyle insanın yüzüne çarpan, hakikatle baş başa kalan, sistemin çaresizliği, yurttaşta, vatandaşta çaresizliğe tanıklık odayan, çürümüşlük vatandaşta tümüne hayatın alt üst oluşuna tanıklık etmektedir. Böyle bir sistemle karşı karşıyayız. Burada tümüyle destek olmak lazım. Hele hele özellikle işte el, kol, bacaksa bu konularda protest çalışmalarının yürütülmesi lazım. Önemli merkezlerin kurulması lazım. Veya var olan kurumların bu konuda özel çaba yürütmesi lazım. Artıralım, hesap soralım. Sessizlik daha çok bizi örteler ve çaresiz bırakır. Sesimizi yükseltelim, dayanışalım, umudumuzu tüketmeyelim. Çünkü biz bir şeyi başardık, onlara rağmen birbirimize sahip çıktık. Onlar yokken biz yetiştik. Enkazın başına, yaralı kurtarmaya, kıyafete, yardıma biz yetiştik. Biz kim miyiz? Biz işte geleceğin ülkesinde yeni yaşamı kurabilecekleriz. Biz kendi rızamızla, rıza anlayışımızla, can ve ruh bütünlüğümüzde daha iyi bir yeni yaşamı hak ediyoruz, kurabiliriz, becerebiliriz. O potansiyele sahibiz. Yeter ki umudumuzu, dayanışmamızı tüketmeyelim.